Sevdiğim güzelim alıp sarı sarı. Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen Prestij Meselesi filmi Cuma günü seyirciyle buluştu. 80 milyon bütçeli film, efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ü keşfetme hikayesini anlatıyor. Mahsun'un siparişleri bugün 50 bine geçti. Komşular! Filmde gençlik yıllarını 29 yaşındaki oğlu Mahmut'un canlandırdığı Kırmızıgül, Gala'ya küçük bir rolde oynattığı 6 yaşındaki kızı Lavin'le beraber katıldı. Müzik 53 yaşındaki sanatçı ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Öncelikle bu filmde emeği geçen bütün oyuncu arkadaşlarıma, bütün teknik ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir film oldu. Film Cuma günü Türkiye'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da, Azerbaycan'da vizyona girecek. Sizler de geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Filmde Hilmi Topaloğlu'nun yasak aşkı Jali'ye hayat veren Şebnem Bozoklu, harika bir umut hikayesi izleyeceğiz dedi. Film böyle adeta bir zaman tüneli gibi bizi alacak, 90'ların başına götürecek. Harika bir umut hikayesi izleyeceğiz, mükemmel bir başarı hikayesi izleyeceğiz. Ve böyle çok sıcak, çok gerçek bir film hepimizi bekliyor. Ben de yönetmenime ve tüm oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve salonlarda seyircilerimizle görüşmek üzere diyorum. Prestij Meselesi'nde Hilmi Topaloğlu'nun ortağı Şinasi'ye hayat veren Eser Generler, Topaloğlu'nun eşi Semiha'yı oynayan Aslan Güner ve Şinasi'nin eşi Ayşe'yi canlandıran Melisa Döngel duygularını paylaştı. Çok emek harcadık bu filme. Gerçekten çok büyük, çok güzel bir film oldu. Ben özellikle fiziken, madden, manen çok emek harcadım. Kilolar verildi, saçlar gitti. Bu filmi izleyin Allah aşkına bak. Yani ben elimizden geleni yaptık. Şahane bir kadro içinde olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah izleyenler de çok mutlu olacak. Buyurun. Evet, Eser'e katılıyorum ben de. Gerçekten birlikte çok... Sen kilo vermedin ki. Neye katılıyorsun? Ben perişan oldum. Verdim. Sonra... Verdim. Ben sen de verdim. Ben de verdim. Çok güzel bir film oldu. Gerçekten içinde bulunduğum için ben de çok mutluyum. Çok güzel bir oyuncu kadrosuyla çok güzel bir hikayenin içerisine yer aldığımız için çok mutluyuz. Bütün seyircilerimizi keyifle, mutlulukla sinema salonlarına bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok değerli bu kadroya çalışmak. Mahsun Hocam'la beraber aynı zamanda sevgili yapımcımız. Herkese sonsuz teşekkürler. Filme usta televizyoncu Serpil Akıllıoğlu rolüyle konuk oyuncu olan Erdal Özyağcılar, Hilmi Topaloğlu'nu oynayan Engin Happy'leri övdü. Benim zaten Mahsun'la bu kaçıncı film Mahsun? İkinci film ama Mahsun da zaten ben birinci filmde aşık olmuştum. O çağırdı mı geldim. Şunu oynayacaksın dedi. Oynadım. Nasıl oynadım? Çok iyi. Güzel de oynamışım. Güzel abimin o rolüne de bayıldım. Gerçekten. Aynı konservatuvarda, aynı hocanın talebeleriyiz. Onun için de çok mutlu oldum. Bir de benim hemşerim var, yavrum hemşeri. Eser'in çok güzel oynuyor. Biz de orada işte Mahsun'un ricasıyla keyifle ve zevkle bir rol oynadık. Güzel film oldu. Ben seyretmedim. Seyredin, kararı siz verin. Engin Happy'leri, Prestij Meselesi filminin Türk sinema tarihi açısından da önemli bir yapım olduğuna dikkat çekti. Güvendiğim bir şey var. Çok güzel bir film var. İnanarak çektiğimiz gerçekten müthiş bir umut hikayesi var. İçinde evet komedisi de var. O 90'ların güzel ruhu da var. Hüznü de var. Ve tabii ki Hilmi Topaloğlu'nun esasen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in o ilk adımlarındaki müthiş desteği var. Çok değerli bir film. Türk sineması için bence yine bir Mahsun Kırmızıgül filmi olarak çok değerli bir yere oturacak bir film. Öncelikle Mahsun Hoca'ya, sonra da tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yasak Elma dizisinin kumrusu Biran Damla Yılmaz, filmde Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşi Gölhan Kırmızıgül'ü canlandırdı. Kahkahalarla keyifle okuduğum senaryoyu gerçekten muhteşem bir şekilde setti de arkadaşlarımla birlikte devamını getirdim. Bir kere şu ikilinin ortasında olmak benim karakterim için çok tatlı. Çok güzel bir anıydı. Muhteşemdi. Umarım seyirciler de çok beğenir. Mahsun Kırmızıgül kendisine hayat veren oğlu konuşurken çok duygulandı. Bu benim babamla ilk eşimdi. Babamı oynamak çok keyifliydi. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine kardeşlerim, ablalarım, abilerim bana çok yardımcı oldular. Herkese teşekkür ediyorum. Prestij Meselesi filminde Özcan Deniz'i Onur Gözeten oynadı. Çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de çok bilmiyorum aslında. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir iş olmuştur. Biz de merakla bekliyoruz. Teşekkürler geldiğiniz için. Filmde Haluk Levent'i Ali Erkin Acır canlandırdı. Benim de Mahsun Hoca ile ilk işim ve aynı Mahmut gibi ilk kamera önüm ve ilk sinema filmim. Muazzam bir iş oldu. Çok duygulu bir işti. Gerçekten harikaydı. Umarım aynı zevk siz de alırsınız.
Herkese o kadar teşekkür ederim ki, çünkü biz toy insanlarız ve çok mazur gördüler, çok yardımcı oldular bize. Masum Kırmızıgül, geçen yıl boşandığı avukat Ece Bina ile evliliğinden olan kızı Lavin'e de söz verdi. Buyurun. Buldum için çok mutluyum. Ve filmde oynadığım için mutluyum. Başka şey, burada olmaktan da mutluyum. Her şeyden mutluyum. Her şeyden mutluyum. Alkışlar o zaman Lavin Hanım'a. Lavin Hanım. Hayatımın sonuna kadar bu film benim için çok farklı bir anlam taşıyacak. Çünkü bu yola çıkışın ilk hikayesi. Sevgili Özcan Deniz'in, sevgili Haluk Levent'in ve sevgili Hilmi Topaloğlu'nun ve benim yaşadıklarım gerçek bir umut hikayesi. Bu umutsuzluğun içinde bu film hem ülkeye hem de bizlere çok iyi gelecek. Geldiğiniz için teşekkürlerim. Başka bir şey demeyeceğim. Önceki hafta İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar'la eğlenen Özcan Deniz, hayat hikayesinden kesitler sunan filmin galasına katılmadı. Sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, "Bugün galada olmadığım için çok üzgünüm." 3 Şubat Cuma günü vizyon yolculuğuna başlayacak olan bu yılın en beklenilen film Prestij Meselesi ve sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül'e başarılı bir vizyon yolculuğu diliyor ve şimdiden emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum mesajını yayınladı. Deniz'in oğlu Kuzey rahatsızlandığı için galaya katılamadığı öğrenildi. Özcan, bizim kaset yapacak paramız yok. Beni Almanya'dan neden getirdiniz o zaman? Haluk Levent ise galada hazır bulundu. Ünlü rakçıya Melek Mosso ve Özgür Can Çoban da eşlik etti. Sevgili kardeşim Melek Mosso'yla ve Özgür Can Çoban'la geldim. İki güzel sesle. Melek'e dedim ki gel, güzel benim eski günlerimi anlatan bir film var. Abi geliyorum dedi, geldi. Bakalım nasıl olmuş. Ben inancım şu ki Mahsun çok objektif verir. Duyguyu verir. Daha önceki filmlerinden bu vardı. Bakacağız. Çok sevinçliyim. Neden? Prestij'deki eski dostlarımı gördüm. Hepsiyle kucaklaştım. O bana bir sevinç yükledi. Haluk Levent filmin kendisini çok duygulandırdığını anlattı. Hilmi Topaloğlu'nu sabah ben gitarla doğaçlama şarkı yaparak kaldırırdım. Hilmi Baba, ben geldim, hadi beni götür plakçılık gibi böyle enteresan şeylerdi. Çok duygulandım. Şimdi hele çok duygulanacağım gibi geliyor. Yaşanılan, anlatılan hikayelerle ilgili aslında Haluk abimiz evde de bir şeyler anlatırdı. Takvitlerini alıyordum. Evet, evet. Bugün zaten buraya gelmeden önce onu konuştum dedim. O kimdi? Hangi rol? Tamam, isim verme. Acaba i̇sim kim? Verme. Tamam, yok, ben tamam. Ama hatırladım. Yanmıyor. Hayır abi. Yok, şu an söylemem. Ne? Yakarım. Tek bildiğim şey inanılmaz güldürdü, eğlendirdiği bizim. Umarım filmde o şekilde bizi eğlendirir, güldürür. Hem de üzünlendirir muhtemelen. 54 yaşındaki Haluk Levent, Melek Mosso'yla en sevdiği şarkısını seslendirmeyi de ihmal etmedi. Bir dakika, bir dakika. Hangi şarkımla büyüdün? Söyle bakalım. Anlat. Kameralar. Hayır, hayır, bilir o. Yani hani... Sen girince buralardan sessizce, buralar gitmiş peşinden gizlice. İşte gördünüz. Yani hepimizin yolu muhakkak Haluk Levent'ten geçti arkadaşlar. İlk gittiğim konser onun konseriydi. Şu an bu akşam burada onunla, onun hayat hikayesinin de içinde olduğu bir filmin galasında olmaktan mutluyum. Programdan önce dedim, beni övmesen seni yemeğe götürmek yok. Onun için hafire beni övüyorlar. Yine götüreceksin ama. 34 yaşındaki Melek Mosso, Haluk Levent'le ilgili çocukluk anısını da anlattı. Bilet alacak kadar yaşım tutmuyordu arkadaşlar. Duvarların arkasında dinlemiştim. Yani yaşım tutmuyordu. Küçüktüm. Filmde Gani adlı bir mafya babasına hayat veren Erkan Petekkaya yaşadığı heyecanı paylaştı. Keyifli, işte izleyeceğiz şimdi. Masum da çok güzel bir film yaptı. Yani öyle tahmin ediyorum, benim gördüğüm bildiğim kadarıyla öyle. İnşallah şansı bol olsun, seyircisi bol olsun. Daha da güzel filmler yapalım inşallah. Petekkaya, Mahsun Kırmızıgül'le çalışmanın keyifli olduğuna vurgu yaptı. Mahsun kim çağırsa evet diyor. Mahsun'la çalışmak keyifli. Ben daha önce de çalıştım Mahsun'la. Gecenin Kanatları diye bir film çekmiştim. İyi güzel film oldu. Şimdi ben korkuyorum şey, tiyo veririm bir şey yaparım diye. Çok değişik hikaye yani. Prestij müziğin benim de hayatımda bir yeri vardır yani. Şimdi anlatması uzun ama benim de hayatımda çok önemli bir yer var yani prestij müzikle ilgili. Müzikle ilgili değil ama televizyonla ilgili. O yüzden benim için daha da bir anlamlı oldu bu film. Filmin galasına Orhan Gencebay da katıldı. Usta sanatçı 2003 yılında 51 yaşındayken kanseri yenilen Hilmi Topaloğlu'nu andı. Hayırlı uğurlu olsun. Önce sevgili kardeşim evlat Mahsun'a ve diğer arkadaşlara bu konuyu geçmişte biraz bilen biri olarak
çok güzel çalışmalar yapıldı tabii. Bu çalışmaların başında olan kişinin biri de rahmetliydi. Ona şimdiden biz de Allah kariyerini rahmet eylesin diyoruz. Prestij'i kurduğunda harika bir çalışma yapmaya başlamışlardı. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Devamını götürmek masumlara kalmış oldu. Sağ olun. Dizlerine protez takıldıktan sonra 20 kilo veren usta aktör Halil Ergün de galanın onur konukları arasındaydı. Bizler için filmin galası çok önemli bir adımdır biliyorsunuz. Yani büyük emeklerin, tutkuların, keyiflerin üstüne insanlarla buluşmasının birinci adımı. O yüzden ben yönetmeni, prodüktörü, oyuncuları, herkesi kutlamak için geldim. Yaprak Dökümü başta olmak üzere birçok unutulmaz projede rol alan Halil Ergün, neden artık dizi çekmediğine de açıklık getirdi. Film çektim ben, yakında çıkacak. Dizi çalışmıyorum bu dönem. Biraz dinlenmek istiyorum. 10 sene çalıştım biliyorsunuz yani sürekli. Şimdi sinema filmleri var. Biraz film çekeyim dedim. Çok beni çarpan bir şey gelmedi, öneri gelmedi. Ama hakikaten de biraz yorgunuz artık. Prestij meselesi filminin galasına Mahsun Kırmızıgül'ün yakın dostu Şahan Gökbakar da katıldı. Ben zaten Mahsun'un yaptığı işleri çok beğeniyorum. Bu film de yine çok güzel bir film olmuş. Çok duygusal. Yaşadıkları bütün o macerayı çok güzel anlatmış Mahsun. Herkes izlesin, çok güzel. Ulan kahpe İstanbul, seni de gazinocular kralında bize getirdi.